Herkese selamlar dostlar, ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte CSGO FPS'inizi A'dan Z'ye nasıl arttırırsınız bunu size göstereceğim arkadaşlar. Videoyu atlamadan izleyin çünkü küçük yöntemler de var, onları kaçırmamış olursunuz ve FPS'iniz artmış olur arkadaşlar. Öncelikle Windows ayarlarını yapacağız, sonra Steam ayarlarını, sonra da oyun ayarlarına geçeceğiz. Şimdi öncelikle Windows ayarlarından başlayalım. Öncelikle arkadaşlar arama yerine geliyoruz ve buraya odaklanma yardımı yazıyoruz. Bunu arkadaşlar kapatacağız. Bakın buradan kapalı yapacağız ve burada açık olanları kapatacağız yani. Hepsi kapalı olacak. Buradan çıkacağız. Daha sonra buradan oyun modunu açacağız. Oyun modunu açsan. Bakın sizde kapalıysa bunu tıklayıp açık yapın ve buradan da çıkın arkadaşlar. Buradan arkadaşlar yakalamaları da kapatacağız. Yakalamalar da siz oyundayken arka planda çalışan bir tür uygulama gibi bir şey. Bunu kapatacağız ve FPS'imiz yani arkada başka bir şey çalıştırmayacak bilgisayarımız. Böylece FPS'imiz artmış olacak. Buradan hepsini kapalı yapıyoruz. Ve buradan da ayrılıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha arkada çalışan uygulamayı kapatacağız. Buradan Game Bar'ı etkinleştirden kapatacağız. Bu size açıksa bunu kapalı yapıyoruz. Büyük ihtimalle size açıktır. Windows'un ayarlarında bu açık olarak gözükecek. Çünkü hani arkada oyun videosu almak istiyorsanız falan filan, bu sizde Windows'ta açık olacaktır ama burayı da kapatın ve böylece FPS'iniz artsın. Buradan da çıkıyoruz ve daha sonra şimdi bu bilgisayara giriyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra bakın buradan sağ tık yapıyoruz boş bir yere, özellikler bakın. Daha sonra burada gelişmiş sistem ayarları var. Buraya tıklıyoruz. Ve daha sonra buradan gelişmişten performans, görsel efektler, işlemci zamanlarımız, bellek kullanım ve sanal bellek kullanım. Buradan ayarlara tıklıyoruz ve buradan en iyi performans için ayarla uygula tamam diyeceksiniz. Ben videodayım diye yapmıyorum. Buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey başlangıçta açılan uygulamaları kapatmak olacak. Bu bayağı bir etki edecektir. Görev yöneticisini açıyoruz. Başlangıç. Ve buradan bakın hepsini ben devre dışı bırakmışım. Ben size devre dışı bırakmanızı öneririm. Çünkü arkadaşlar hani bir uygulamayı boşuna açmış olmasın bilgisayarınız açılırken. Böyle güç sarf etmesin boşuna. Yani buradan hepsini sağ tıkla devre dışı yapın arkadaşlar. Ve buradan da çıkalım arkadaşlar. Ve sonra Windows artı R'ye birlikte basıp buraya %temp %enter diyoruz. Ctrl A deyip bunu çöp kutusuna sürüklüyoruz ve atla diyoruz. Buradan da çıkıyoruz. Bir kez daha Windows sıraya. Bu kez arkadaşlar yüzdesiz temp yazıp enter diyoruz. Ve bunu da siliyoruz arkadaşlar. Bu bilgisayarımızdaki önemsiz dosyaları siliyoruz şu an. Buradan da atla dedikten sonra buradan da çıkıyoruz. Ve şimdi Windows'ta yerel disk C'yi temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için sağ tık özellikler ve daha sonra bakın burada gördüğünüz gibi diski temizle var. Disk temizliğe tıklıyoruz. Bakalım kaç megabayt ya da kaç gigabayt temizleme olacak benim bilgisayarımda. Evet. C üzerine 1.26 gigabayta kadar yer açmak için disk temizlemeyi kullandım. Buradan hepsini tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın ben hepsini tıkladım gördüğünüz gibi. 1.26 gigabayt silinecek bilgisayarımdan, önemsiz dosyalardan. Buradan tamam diyoruz. Dosyaları sil diyoruz. Ve biraz bekledikten sonra bunların hepsi silinecektir kısa süre içinde. Ve şimdi arkadaşlar bunlar temizledikten sonra hemen sistem ayarlarına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sistemi açtık. Böyle önümüzde bu ekran gelecek. Kütüphaneye gireceğiz ve daha sonra buradan gördüğünüz gibi CSGO'ya sağ tık, özellikler diyeceğiz. Bakın burada başlatma seçenekleri var. Gelişmiş kullanıcılar başlatma seçeneklerinde değişiklikler yapabilir. Bakın burada bu kodları açıklamaya vereceğim. Bunları kopyala yapıştır yapıp buraya yazın. Ama bakın şimdi ben bunları teker teker anlatayım. Arkadaşlar bu high. Arkadaşlar bu yani bilgisayarınız önceliği CSGO'ya verecek. Yani 5 FPS falan fazla alacaksınız. Bu novit arkadaşlar. Hani sistematikler oluyor ya yeni işte sezon olduğunda falan filan yeni bir şeyler geldiğinde biliyorsunuz. Hani önünüzde böyle sinematikler geliyor. Bunları hepsini kaldıracak. Bu şu sonuncusuz arkadaşlar işlemcinizin çekirdeğine göre değişecek bu sondaki sayı. Benim 6 çekirdek olduğu için 6 yazdım. Sizde 4 ise 4 işte 10 ise 10 bilmem neyse ne. Buna nasıl bakarız diyorsanız buradan arkadaşlar görev yöneticisini açacaksınız. Buradan performans, buradan
Jupu'da arkadaşlar. Bakın burada altı çekirdekler yazıyor bende. Bakın altı çekirdeğe giriyorum. Ben buraya 6 yazıyorum. Siz 4 ise 4 yazın. 5 ise 5 yazın. İşte 5 değildir de işte yani öyleyse yazın. Dediğim gibi bu önceliği bilgisayarınıza verecek. Ay önceliği CSGO'ya verecek. Bu sinematikleri kaldıracak. Bu da işlemci çekirdeklerinizi hepsini kullanmasını sağlayacak. Böylece yüksek FPS alacaksınız arkadaşlar. Ve daha sonra buradan çıkacaksınız. Şimdi arkadaşlar oyun içi ayarlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyun içine geldik. Ayarları göstereceğim sizlere. Ayarlara giriyoruz ve görüntüden bakın burada görüntü var. Buradan yapacağımız şey buradan arkadaşlar bakın görüntü oranı normal 4:3 yapın. Bu 4:3 olacak yani ekranı daha çok yayacak. Siz daha böyle yakın göreceksiniz gibi bir şey olacak. Çözünürlüğü de 1024'e 768 yapın. Yani çok kişi böyle kullanıyor. Tabii ki görüntü modu da tam ekran olacak. Pencereli olmayı önermem. FPS'iniz düşer bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Buradan bakın bunları teker teker yapacağız şimdi. Gelişmiş görüntü. Bu çok düşük. Model doku detayı. Doku detayı yani düşük. Doku akışı etkin olsun. Yani çünkü hani bir daha uğraşmasın işlemciniz etkimi falan filan. Çok kasacak bu şeyden dolayı. Etkin olmasını öneririm. Devre dışı da olursa bir sıkıntı olmaz ama etkin olsun. Efekt detayı düşük, shader detayı düşük, oyuncu kontrastını arttır, devre dışı çok düşük bu kullanımı, etkin bakın bu çok önemli, bu etki olacak tabii ki de. Yani işlemci kullanımı etkin olacak çoklu. Keskinliği yumuşatma modu, bunu yok yapın. Keskinliği yumuşatma devre dışı, eş yönsüz süzmeyi de iki doğrusal süzme yapın. Dikey eşitleme, hareket hızı vesaire kapalı, üçlü monitör modu da kapalı. Ama über gölgelendiricini kullan. Bu da devre dışını ayarlayın ve değişikliklere uygula deyin arkadaşlar. Bakın ben de sizin yanınızda diyorum. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.